Efendim herkese hayırlı akşamlar olsun. Biz sevgili Ahmet Güngör'le birlikte yine Zeytinburnu'ndayız. Valla hayvan sevgimi bilenler bilir, yine programa bir kuçuyla başlamak istedim. Yakışıklı bir delikanlı efendim şu anda. Yanımda ismi ne? İsmi Şat. Şat. Şat, şu anda ilgi alanı Ahmet Güngör ve kameram. Şat, havlu oğlum. Dalay mı? Yok, dalmıyor. Dalmıyor, güzel. Şat, ısır, ısır, ısır. Aferin Şat. Aferin Şat. Havla. Afkur. Afkur Şat. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Zeytinburnu turumuz efendim başlıyor. Ahmet Güngör'ü ısırtayım derken beni ısırmayacak inşallah. La ilahe illallah. Zeytinburnulusunuz siz de. Evet, buralıyım, Zeytinburnu. Sizi tanıyalım, Şat'ı tanıdık. Benim ismim Murat. Şat'ın babasıyım. Öyle söylemek istiyorum. Çok seviyorum kendisini. 10 aydır benimle beraber. İnşallah nice yıllara devam edecek benimle beraber sevgisi. İnşallah, Allah ayırmasın. Dede olduğunuz günleri görelim inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Peki nasıl geçiyor Zeytinburnu'nda Ramazan? Ramazan çok keyifli geçiyor. Çok şükür Rabbimize hamdolsun. Ne susuzluğumuzu arıyoruz ne açlığımızı. Bu şekilde idare ediyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şat birazcık telaşlandı, gezmek istiyor malum, çok da fazla tutmayalım. Önce Şat'a, sonra size iyi günler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Zeytinburnu'nda Ramazan başladı. Bugün yine sizler için Zeytinburnu sokaklarını gezeceğiz. Sokağınıza geleceğiz, caddenize geleceğiz, sofranıza konuk olacağız ve birlikte iftar yapacağız. O zaman vakit kaybetmeyelim, turumuzu başlatalım. Hadi bakalım. Sofranıza meyve koymak istiyorsanız, işte biraz kiraz, biraz kayısı, biraz erik olsun istiyorsanız, ev nüfusunuz 5 kişi ise, bir de iftara misafiriniz varsa ne kadar bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor? Hemen bakıyorum, önümde vişneler var. Vişnenin kilosu 6 lira. Hemen şöyle bir bakalım, can erik. Can erik de ama erik, erik efendim, gayet büyük. Ve hemen fiyatına bakıyoruz. Can erik 7 lirayla tezgahlarda. Hemen dönüyoruz, şekerpare. Bildiğimiz kayısı. Kokusu çok güzel. Peki fiyatı kokusu kadar güzel mi? Yine şekerpare 5 lira. Yani bu şu demek oluyor ki 3 çeşit meyve koyacaksınız sofranıza. Evde 1-2 de misafiriniz varsa meyve tabağı için yaklaşık 25 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Evet, iftar sofralarının olmazsa olmazı baklavalar, börekler, mantılar. Ama ev hanımları da oruçlu. Şimdi çoluk çocukla mı uğraşsın, diğer yemekleri mi yapsın, yoksa mantı hamurunu, böreğin hamurunu, baklavanın hamurunu kendisi mi açsın? Artık her şeyin kolayı var efendim, malum. Zeytinburnu'nda da şimdiki durağımız bir yufkacı. Bakalım bayanlar ağırlıklı olarak hazır yufka mı tercih ediyor, yoksa kendileri mi açıyor? İşler iyi derse demek ki bayanlar hazır yufkayı tercih ediyor. Hadi bakalım bir dükkana girelim. Merhabalar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Siz tanıyalım. Ben Mustafa Altunbaş, yufkacıyım. Kastamonu'yum. Buradan bütün Kastamonu'ya selamlar, sevgiler olsun. Gidiyor musunuz memlekete sık sık? Bayramdan bayrama. Şimdi Ramazan'dan sonra yine var mı yolculuk? İnşallah. Şimdi bayanlar hazır yufkayı mı daha çok tercih ediyorlar, yoksa acaba kendileri evde mi açıyorlar bu Ramazan'da işte ve yaz sıcaklarında diye? Genelde hazırını tercih ediyorlar. Genelde hazırını tercih ediyorlar değil mi? Tabii. Sizin burada kendi atölyeniz var arkada. Evet, var. Bayanlar çalışıyor, yoksa siz mi açıyorsunuz? Kendim açıyorum. Siz kendiniz açıyorsunuz. Peki mesela şu anda tezgahta kaç tane yufka var? 100 tane falan var. Günde kaç tane satıyorsunuz? 500-600. Günde 500-600 yufkayı kendiniz mi açıyorsunuz? Evet. Şöyle bir bakalım, incelikleri nasıl oluyor? Börek harici bu yufka başka bir yerde kullanılıyor mu? Hayır. Sadece börek için. Börek. Mesela baklava hamurunu siz açıyor musunuz? Yok, o bizim işimiz değil.
baklava değil. Peki hemen şöyle bir bakıyorum. Yine fırınlanmış her kadayıflar var. Sadece şerbetini döküyorsun. Vallahi artık her şeyin kolayı var. Demin de söylemiştim. Bayanlar Ramazan telaşesi. Onlar da oruçlu. Sadece Ramazan'da değil ama günlük hayatta da artık bayanlar hazır yufkayı tercih ediyorlar değil mi? Muhakkak. Herkes çalışıyor. Eskisi gibi değil. Evde açacak, un yapacak, hamurla uğraşacak. O kadar zamanları yok eskisi gibi bayanların. Peki mesela merak edilen bir soru da şu. Siz özel bir makine mi kullanıyorsunuz yoksa hepsini kendiniz elinizde mi? Öyle yapalım. Kendiniz elinizde açıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. Size hayırlı işler olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Evet, iftar sofralarından bahsetmişken sofraların olmazsa olmazsa özellikle Ramazanlar güllaç. İftar saati yaklaştıkça hangi tezgaha bakarsak bakalım gördüğünüz gibi tepsiler boş. Ama Ahmet Güngör'le şanslıyız, bir tane ona bir tane bana, ne dersin Ahmet abi? Paket yaptıralım mı? O zaman bize afiyet olsun. Şu iki tanesini paket yapalım. Karabüklü abim. Nasıl işler? Şükürler olsun. Ne ağlatır ne güldürür, normal. Ne ağlatıyor ne güldürüyor? Ramazan'da nasıl gidiyor peki? Var mı değişiklik? Aynı değişiklik yok valla. En çok güllaç mı satılıyor? Millette para yok, para. Ama bak küçücük tepsiyi zor satıyoruz. Orada iki tane var yine. Ya iki tane tepsi, bak kaç tane gelir? 3, 6, 9, 12 tane var, iki tane duruyor. Pahalıya mı satıyorsunuz? Hayır, 18 lira. Başka yerde 22, 24, 30'a kadar var. Bizde 18. Ona rağmen diyorsun millete para yok, bir tepsi bitmiyor. Yok valla, bir taneyi zor alıyor millet. Bir tane ver bana diyor, o da 5-6 lira tutuyor. 50 lirası çıkmıyor, hadi bizden olsun diyoruz. Bu kadar. Güler yüzlü bir abimiz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu iki taneyi de o zaman bari biz paketletelim. İftar sofrasının olmazsa olmazı. Biz de mahrum kalmayalım değil mi? Hadi bakalım. Merhabalar, alışveriş yapılmış. Şöyle alayım sizi, bu tarafa alayım. Sizi alayım, poşetler sizde, siz lazımsınız. Merhaba, afiyet olsun. Bu akşam için iftar sofrası malzemesi mi? Ne vardır poşette? Valla tavuk aldım. Oh, afiyet olsun, pişmiş tavuk mu? Evet, pişmiş tavuk dışarı. Nasıl, fiyatlar uygun mu? He, çok iyi, çok iyi. Peki afiyet olsun o zaman. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hoşçakalın. Efendim ne dersiniz? Şöyle bir et rayonunu gezelim mi sizler için? Bakalım fiyatlar nasıl? Hemen akabinde peynirler var, zeytinler var. Efendim fiyatları görüyorsunuz. Az sonra ustamızla da konuşacağız. Piliç taşlık 6.49'dan, tavuk ciğer 5.49'dan başlıyor. Geri kalan fiyatları sizlerden öğrenelim. Ramazan'da işler nasıl? Önce bir onu soralım. İşler yani istediğiniz gibi değil. Biraz kırık yani, bu sene biraz düşüklüklü var ama çok şükür iyi yani. But 5.75, göğüs 6.5, kanat 10 lira 50 kuruş, pirzola baget 8 lira 50 kuruş. Fiyatları böyle devam ediyor yani, bu şekilde işte fiyatlarımız bu yani. Çok teşekkür ederiz, kolay gelsin. İftar sofralarının olmazsa olmazı iftar yiyecekler. Gönül ister ki her çeşit peynir soframızda olabilsin, hem iftar sofrasında hem de sahur sofrasında. Mesela şöyle bir bakıyorum. Trakya eski kaşar. Ne kadar bunun kilosu? 29 lira Trakya eski kaşar fiyatı. 29 lira. 29 lira. Hemen dönüyorum. Trabzon köy tereyağı. Trabzon'dan mı geldi? Orijinal Trabzon köy tereyağı. Trabzon'dan geliyor kargoyla. Trabzon neresinden geliyor? Mersin'den geliyor bize. Trabzon'un Mersin bölümünden geliyor. Ama her hafta kargoyla geliyor. Orada yatırıyoruz özel olarak. Onun da kilosu 27,5 lira. Hemen şöyle bir bakıyorum. Oy memleket. Aynen. Oh memleket kokuyor. Gerçekten memleket kokuyor. Tereyağı Trabzon, Ersin'den geliyormuş efendim haftalık. Ne kadar demiştin kilosu? Kilosu 27 lira 50 kuruş. 27,5. 27,5 lira. Hemen şöyle bir yana geçiyorum. Deri tulumu. Deri tulumu ile bidon tulumu arasındaki fark ne? Tulumların biri bidona basılıyor, plastik. Onlar da kokuyu pek sevmeyenler için. Diğeri eski usul hayvan derisine, tulum dediğimiz orijinal tuluma basılıyor. Yani şimdi deri tulumu tabii ki daha lezzetli ama biraz daha kokan tulum. Biraz daha eskilere hitap eden tulum diyelim biz ona. Yani yeni nesil gençlerimiz artık bunu daha çok seviyor ama eskilerimiz hala onu tüketiyor. Ve bir tarafta da bidon tulumu, yani bizim deyimimizle kokmayan tulum istiyoruz dediğimizde bidon tulumunu.
tercih edeceğiz. Peki tulumlarda deri tulumu ve bidon tulumu arasında fiyat farkı vardır illaki. Çok ufak da olsa var. 21 lira, 25 lira kilo fiyatları. Çok ufak da olsa. 21 lira, 25 lira. Yaklaşık kiloda 4 lira fark ediyor. Hemen şöyle bir geçiyoruz. Beyaz peynirler. Bizim beyaz peynirin iyisi dediğimiz. Ezine dediğimiz beyaz peynir. Şu bir kalıp tahmini kaç kilo oluyor? Ortalama 11-12 lira civarı gelir. Yarım kilo gibi gelse 11-12 lira kadar geliyor bir kalıbı. Peki o zaman geçelim pastırmalarımıza, sucuklarımıza. Hiç uğramasak da olur diyelim biz bugünlerde. Çünkü Ramazan'dan sonra fiyatları çok arttı onların. Biraz daha nasıl söyleyeyim size, artık çıkmıyor eskisi kadar. Pastırmanın kilosu şu anda 100 lirayı buldu. 100 lirayı buldu. Sucukların kilosu kendi imalatımız artık kasap sucukları yapılıyor. Kilosu onun 34 lira ama marka sucuklara gittiğimiz zaman kiloları 50-60'ı buluyor artık. Pastırma dediğim gibi Ramazan'dan dolayı da biraz daha herhalde rant bildiler bunu. Kilosu 100-120 lira civarlarına kadar buluyor şu anda. Yani artık pastırmayı sucuğu kiloyla değil ancak taneyle alabiliyoruz. Bir kişi bir adet yeseden yola çıkıp belki de dilimle. Artık değil satabiliyoruz. Mi? Sadece dilimle. Ailenin fertlerine göre 7 kişilik bir aile 7 dilimden fazla vermiyoruz artık. Öyle diyebilirim. Çünkü daha fazlasını alamıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. İyi günler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Zeytinburnu'nda Ramazan turumuz devam ediyor. Efendim, ilginçti gerçekten de. Artık ailelere biz kiloyla değil, taneyle satıyoruz sucuğu, pastırmayı dedi. Halbuki ne kadar acı bir anekdot oldu bizler için. Evet, turumuz devam ediyor. Sokağınıza, caddenize, iş yerinize, iftar sofranıza gelmeye devam ediyoruz. Ahmet Güngör, yola devam. Evet, şimdi malum efendim siz bir programı tabii iftardan sonra seyrediyorsunuz. Ama biz sevgili Ahmet Güngör ile birlikte iftar saatine kadar çekimleri tamamlamış oluyoruz. Şu anda görüyorsunuz zaten, ne diyeyim ki? Çile, vallahi bu çile. Ne yapıyoruz biz de? Açıyoruz, kokluyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kokluyoruz, kapatıyoruz. İftar saatine kadar böyle, iftardan sonra inşallah geleceğiz değil mi Ahmet abi? Söz mü? Vallahi mi? Tamam, pekala. Efendim afiyet olsun. Evet, canlı canlı bir alışverişe denk geldik. Fiyatlar da uygun. Evet, beklediğimizden uygun. Yani diğer yerlere göre uygun. Devamlı da buradan alışveriş yapıyorum. Peki lezzet nasıl, daha bize yemek nasip olmadı buradan? Ben tavsiye ederim. Devamlı geliyorum diyorum. Anlamanız lazım. Yoksa her yere gidilmez. Yedi. Mikrofonu mu yedi? Kablo mu yedi? Hoşt. Hoşt. Ahmet abi de diyor ki hoş demezler, pis derler. Efendim iftara dakikalar kala, ben ne dediğimi biliyor muyum? Evet sevgili izleyiciler, hafta sonları Zeytinburnu Belediyesi tam meydanda 3000 kişilik iftar sofrası kuruyor. Şimdi de sizler için efendim bu iftar sofrasını ziyaret edeceğiz. Öncesinde koskocaman bir sahne, semazen gösterileri az önce yapıldı. Bir yandan 3000 adet Zeytinburnu vatandaşı şu anda sofralarda iftar saatini bekliyor, ezanın okunmasını bekliyor. Bir yandan efendim unutmayın, cumartesi günleri Zeytinburnu Meydanı'nda düzenlenen bu devasa iftar Mavi Karadeniz TV'den de canlı yayınlanıyor. İftarı Zeytinburnular efendim semazen gösterisini seyrederek bekliyorlar. Şu anda Zeytinburnu Meydanı'nda o inanılmaz semazen gösterisi devam ediyor. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya Kerim Allah. Thank you.
Kanat vururum, döner dururum, yanar korurum, pervanemi yem. Aşk-ı can feyda, o sana fayda, aşk oku yayda, kemanemi yem. Evet, iftar saatini bekliyoruz. Amcacığım, siz tanıyalım. Ben Adem Gencoğlu. Adem Gencoğlu. Nerelisiniz? Samsun Alaçam. Buradan bütün Samsun Alaçam'a selamlar olsun. Bak hemşerin Ahmet Güngör. Ahmet Güngör. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Her cumartesi akşamı Zeytinburnu Meydanı'ndaki bu devasa iftar sofrasına geliyor musun amcacığım? Geliyorum. Geliyorum. Gösterileri nasıl buluyorsun? Çok iyi. Çok iyi. Zeytinburnu'nda Ramazan iyi geçiyor diyorsun. İyi geçiyor. Çok güzel geçiyor. Peki sen kiminle geldin buraya? Efendim? Kiminle geldin buraya? Tek başıma geldim. Başına. Az sonra bu sofralarda yerini bulacaksın sen de. 3000 adet Zeytinburnu vatandaşıyla birlikte orucunu açacaksın. Allah kabul etsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Evet, iftar sofralarında vatandaşlar yerlerini almaya başladılar bile. Bazıları komşularıyla, evet bazı vatandaşlar da akrabalarıyla birlikte geldiler. Şimdi sizler için turumuz devam ediyor. Aşkındandın. Allah 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 Allah. 3 dönem İstanbul milletvekili yapmış İstanbul eski milletvekilimiz Sayın Hüseyin Kansu ile birlikteyiz. Vekilim, siz de Zeytinburnu'ndaki bu devasa sofrasında yerinizi almışsınız. Hoş geldiniz, hayırlı Ramazanlar. Öncelikle tüm milletimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Kıymetli belediye başkanımızın bu organizesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bu toplumun bütün kesimlerinin bir arada, bir büyük sofrada bir araya gelmesi. Bizim örfümüzde devamlı bir ikram vardır. İnsanlara birbirine ikram ederler. Mesela Avrupa toplumunda bunu göremezsiniz. Herkes kendisi öder. Bize ise, bize has olarak herkes bir diğerine bir şey ikram etmek ister. Bu bizim için medeniyetimizin, dinimizin bize kazandırdığı önemli bir tutumdur. Bunu genç kuşaklara da öğretmemiz gerekiyor. Bu bir vesiledir. Murat Aydın Bey bizim fakültemizden mezundur. Tabii ben 50 doğumluyum, kendileri 59 doğumlu. 4 dönemdir belediye başkanı, başarılı olduğu için, halk kendisini sevdiği için 4 kez üst üste seçiliyor. Kendisine de bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdiden yaklaşmakta olan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tüm milletimizin tebrik ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Bir de müdür bey bir şey söylesin, tercüme edeyim ben. Çok teşekkürler. Evet, misafirleriniz var. Bosna Hersek'ten gelmişler. İsim? Bir lisenin Cenan Hancic. Bosna Hersek'te Visoko'da bir imamatip lisesinin müdürü arkadaş. 250 öğrencileri var. Çok güzel. Burayı ziyarete geldiler. Murat Başkan tanıyor kendilerini. Verelim bir şey söylesin. Pekala. Kendi diliyle ben. Hemen şöyle misafirimizin yanına doğru geçelim. Hoş geldiniz. Dobro došli. Hvala lijepo, sretni smo da smo gosti gospodina Murata Aydina i naše braće sa Zeytinburnu'a. Ovo je jedan lijep ambijent koji se može samo ovdje doživjeti. Özgü bir şey. Sayın Başkanı Murat Aydın Bey'i tebrik ediyorum. I sretni smo da ljepotu Ramazana možemo dijeliti sa našom braćom u Tuzlu. Nasibetiyle İstanbul'da bulunuyorum. Bizim de nasibimiz varmış. Bu güzel sofrada bu akşam misafir olduk. Tuytu. Bizim için teşekkür eder misiniz? Zahvaliye mi babama? Dalı sebriye mi? Valla valla valla. Dadoce u Bosnu. Dobrodošli u Bosnu. Ben de Fransız oluyorum efendim bu durumda. Bir Bosna Hersek'te, bir Türk ve bir Fransız. Çok teşekkür ediyorum size sayın velim. Lâ'allehum yeşkûn.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة mesai arkadaşlarım, öğretmenlerimiz, hocalarımız, Zeytinburnu'nun değerli yöneticileri, sevgili gençler, sevgili hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basın mensubu kardeşlerim, Mavi Karadeniz ekranlarından bizleri takip eden Türkiye'mizin ve dünyanın farklı bölgelerinde misafirleri olduğumuz değerli ev sahiplerimiz, ekranlarından bizleri izleyenler. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bu akşam Zeytinburnu Meydanı'ndayız. Bu akşam organizasyonu Zeytinburnu Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Ev sahipliğimizi Irmak Grup yapıyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim helalinden bol versin. Paylaşmanın mutluluğunu bu akşam birlikte yaşıyoruz. Bir araya gelmenin hazzını yaşıyoruz. Rabbime şükürler olsun. Ramazan'ın ilk gününden bugüne kadar İlk iftarını Zeytinburnu Meydanı'nda Zeytinburnulu hemşehrilerimizle birlikte açtık. Ve şu an yine Zeytinburnulu hemşehrilerimiz artı Zeytinburnu'nda Zeytinburnu'na Zeytinburnulu hemşehrilerimize hizmet edenlerle birlikte iftar sofrasındayız. Bu mutluluğu yaşıyoruz. Rabbime şükürler olsun. Bunun dışında hafta sonları hariç hafta içi her akşam farklı bir mahallemizde sokak iftarları yapıyoruz. Sağ olsunlar hemşehrilerimiz bizleri yalnız bırakmıyorlar. Artı iş adamlarımız ikramı üstleniyorlar. Onlara da müteşekkiriz. Rabbime şükürler olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan başladı, devam ediyor ülkemizde. Birlik ve beraberliğimizin
devamı için sizlerden dua bekliyoruz. Bakınız komşularımız, kuzeyde Ukrayna, iç savaş var. Güneyimizde Irak ve Suriye, iç savaş var. Adeta Türkiye'mizin etrafı ateş çemberi gibi. Duaların kabul olduğu bu saatte, duaların kabul olduğu Ramazan ayında, iftar saatinde Cenab-ı Hakk'a yakarıyoruz. Ya Rabbi, bölgemize barışa hakim kıl diye. Ya Rabbi, ülkemizde de barış ve huzur ortamının devamını güçlendirerek sürdür diye dua ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu anlamlı akşamda bizleri yalnız bırakmadınız. Bizlerle birlikte oldunuz. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu'nu yöneten, Zeytinburnu'na hizmet eden, Zeytinburnu'nda yaşamın daha kolaylaşması için birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütleri artı kamu yöneticileri bu akşam bizlerle beraber. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu kutlu yolda, Zeytinburnu'na hizmet yolunda mesai arkadaşlarıma ve Zeytinburnu'ndaki sivil toplum örgütü temsilcisi arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan'ın sonuna sağlık sıhhat içerisinde birlikte ulaşırız diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Mavi Karadeniz ekranlarından bizleri takip eden, izleyen sevgili kardeşlerim, bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Ramazan ayı paylaşma ayı dedik. Ramazan ayı gönüllerin birbirine açıldığı ay dedik. Bakınız, içimizden biri Zeytinburnu'nun sahibi olsa ve Zeytinburnu'nda o sahipten başka hiçbir insan olmasa, öyle bir Zeytinburnu'nda yaşamak ister miyiz? Veya İstanbul, içimizden biri İstanbul'un sahibi olsa ve İstanbul'da yaşayan tek insan o olsa, öyle bir İstanbul'da yalnız başımıza yaşamak ister miyiz? Aynı şekilde Türkiye birimizin olsa ve Türkiye'de yaşayan tek insan olsak, öyle bir Türkiye'nin sahibi olmak ister miyiz? Öyle bir Türkiye'de yaşamak ister miyiz? Şahsen ben istemem. Zeytinburnu sizlerle güzel. Evlerimiz, ailelerimizle, eşlerimizle, çocuklarımızla güzel. Evlerimiz, komşularımızla güzel. Zeytinburnu'nun sokakları komşularımızla güzel. İstanbul 14 milyonuyla güzel. Türkiye 80 milyonuyla güzel. İşte bu güzelliğin farkında olup hiçbir ayrıma insanları tabi tutmadan gönlümüzü bütün herkese, tüm insanlığa açmamız lazım. O zaman dünya daha farklı bir güzel olacak. Dünyada ve ülkemizde barış ve huzur ortamı daha da genişleyecektir. Ben bu duygularla Ramazan ayınızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Hafta sonları yine burada iftar sofralarımız kurulmaya devam edecek. Hafta sonları yine burada saat 11'den sonra, yani 23'ten sonra kültürel etkinliklerimiz yapılmaya devam edecek. Hafta içi akşamları mahallelerimizde sokak iftarlarımız
yine devam edecek. Bu programlarımıza sizleri bekliyoruz. Geldiğiniz için tekraren teşekkür ediyor. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Geleceğimiz inşallah aydınlık olsun diyorum. Sevgili gençler, gözlerinizden öpüyorum. Değerli büyüklerim, ellerinizden öpüyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 3000 Zeytinburnu vatandaşı aynı iftar sofrasında orucunu açtı ve şimdi masalara doğru yanaşıyoruz. Bakalım atmosferden Zeytinburnu vatandaşı memnun mu, mutlu mu? Merhaba. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Çok mersi. Siz tanıyalım. Gönül ben. Gönül Hanım, nerelisiniz? Bitlis Tatva. Buradan bütün Bitlis'e selamlar, sevgiler olsun. Siz de Zeytinburnulusunuz. Her cumartesi günü meydanda 3000 kişilik yemek veriliyor. Atmosfer nasıl? Yemekler nasıldı öncelikle? Güzel. Atmosfer nasıl? Atmosfer çok güzel. Siz buraya ailenizle mi geldiniz, komşularınızla mı geldiniz? Komşularımızla geldik. Afiyet olsun, Allah kabul etsin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı açtık. Verdiğin nimetlere sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Bizi Ramazan iklimine kavuşturdun. Dua ettik, Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ramazan'a kavuştur dedik, Ramazan'a kavuşturdun. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan'da tutmuş olduğumuz oruçlarımızı indi ilahinde makbul eyle. Sahurlarımızı, iftarlarımızı kabul eyle. Her türlü hayru hasenatımızı indi ilahinde makbul eyle. Ramazan-ı Şerif'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu huzurlu ortamları memleketimizde, ülkemizde yaşayabildiğimiz için sana sonsuz hamdü senalar olsun. İslam aleminde bu huzur ortamlarına muhtaç olan, hasret olan kardeşlerimizi biliyoruz. Ya Rabbi, onlara da huzurlu ortamları görmeyi nasip eyle. Her türlü felaketleri, kötülükleri onlardan ve bizlerden uzaklaştır Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu yediğimiz nimetlerin hazırlanıp soframıza gelinceye kadar organizasyonda emeği geçenlerin vücutlarına sıhhat ve afiyetler, ömürlerine hayırlı bereketler ihsan eyle. Bütün geçmişlerine ve geçmişlerimize rahmet eyle. Bu nimetleri yiyen, bu sofralarda bulunan kardeşlerimizin de aynı şekilde vücutlarına sıhhat ve afiyet ver. Bu nimetleri vücutlarında güç ve kuvvete, sıhhat ve afiyete dönüştür. Onunla Mekke'ye, Medine'ye, Arafat'a, Müzdelife'ye ulaştır. Yarın mahşer gününde de Peygamberimizin sofrasında buluştur Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cennet vatanımızda birlik ve dirliğimizi daim eyle. Birlik ve dirliğimize göz diken, onu bozmak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Şehit kanlarıyla sulanmış olan cennet vatanımızda ay yıldızlı bayrağımızı gönderlerden indirme Ya Rabbi. Ezanı Muhammedileri minarelerimizden dindirme Ya Rabbi. Nesillerimizi, gençlerimizi ahlaksız ve imansız yapma Ya Rabbi. Salli ve sellim ala eşrafi ve es'adü nuri cemi'ül enbiya'i vel murselin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Afiyet olsun, siz tanıyalım. Muzaffer Akkaya. Muzaffer Bey, her cumartesi akşamı Zeytinburnu Belediyesi'nin organize ettiği bu dev iftar sofrasında buluşuyoruz. Siz de bugün geldiniz. Tek başınıza mı geldiniz? Ailenizle mi, akrabalarla mı? Tek başıma geldim. Tek başıma. Zeytinburnu'nda Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel. Çok güzel. Pazardan geliyorum ben. Pazarcılık yapıyorum. Geliyorum, pazardan geliyorum. Allah kolaylık versin. Hayırlı Ramazanlar, Allah kabul etsin. Sağ ol. Teşekkürler. Devam ediyoruz sıra. Sen oruç tutuyor musun? Bir gün tutmuştum. Bir gün tutmuştun. Hangi gün? İlk gün mü tutmuştun? İlk gün orucum. Nasıl, zorlandın mı tutarken? Evet. Ondan sonra tutmadın bir daha. Ama iftar sofralarına geliyorsun. Sahura da kalkıyor musun? Evet, kalkıyorum. Peki, Allah bağışlasın. Sizin kızınız mı? Evet.
Ailenizle birlikte mi geldiniz buraya? Evet, ailece geldim. Zeytinburnu'nda her gün başka bir mahallede iftar sofraları kuruluyor. Cumartesi akşamları da dev iftar sofrasında Zeytinburnu vatandaşı buluşuyor. Yine o dev günlerden bir tanesindeyiz. Yemekler nasıldı, beğendiniz mi? Allah'a şükür, Allah razı olsun, güzeldi. Nasıl geçiyor Zeytinburnu'nda Ramazan? Çok güzel, her şey çok güzel. Peki afiyet olsun, Allah kabul etsin. Afiyet olsun, çok teşekkürler. Ey enbiyalar serveri, ey enbiyalar rehberi, ey ins ocağın peygamberi, ehlem ve sehlem merhaba. Ey ins ocağın peygamberi, ehlem ve sellem merhaba. Sen canların cananısın, dertlilerin dermanısın. Sen canların cananısın, dertlilerin dermanısın. Alemlerin sultanısın, ehlem ve sellem merhaba. Alemlerin sultanısın, ehlem ve sellem merhaba. Allahu ekber şanehu, sultanehu, subhanehu. Kat cehane burhanehu, ehlem ve sellem merhaba. Kat cehane burhanehu, ehlem ve sellem merhaba. Sözü dergahına sürer yüzü. Derviş Yunus söyler sözü, dergahına sürer yüzü. Severler mahşerde bizi, ehlem ve sellem merhaba. Severler mahşerde bizi, ehlem ve sellem merhaba. Sensin Mahmudi Hüda, etme şefaatten cüda. Sensin Mahmudi Hüda, etme şefaatten cüda. Ahmet Muhammed Mustafa, ehlem ve sellem merhaba. 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 Ehlem ve sellem merhaba. Affet isyanım benim, ha
affetti isyanım beni. Halim yaman Allah'ım, reffet isyanım benim. Halim yaman Allah'ım, halim yaman sultanım. Reffet isyanım benim, halim yaman Allah'ım, halim yaman sultanım. Can Allah, kul Allah, la ilahe illallah. Allah can Allah, kul Allah, nur Muhammed sallallahu. Defterim dolu siyah, amelim tek mil günah. Defterim dolu siyah, amelim tek mil günah. Sensin kuluna fena, medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım. Can Allah, bu Allah, nur Muhammed sallallahu. Can Allah, bu Allah, nur Muhammed sallallahu. Cemalinle şad eyle, aşkı azat eyle, cemalinle şad eyle. Kulum diye yad eyle, medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım. Kulum diye yad eyle, medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım. Can Allah, bu Allah, nur Muhammed sallallahu. Can Allah, bu Allah, la ilahe illallah. Can Allah, bu Allah, nur Muhammed sallallahu.